Herkese SVA, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. A'dan Z'ye öğretici serimizde bugün Çogat'la beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere hemen girdim rını gösterdikten sonra biraz Çogat'ın yeteneklerinden bahsedeyim. Pasifimizden başlayalım. Pasifimiz Çogat bir minyon, yaratık, canavar, herhangi bir şey fark etmez. Kestiğinde can ve manasını dolduruyor. Lane aşamasında da rahat göreceksiniz. Q'muza gelecek olursak şöyle bir alanımız var. Ortadaki de yuvarlak alan bizim Q'muzun gerçekleştiği alan. Biz Q'muza bastığımızda yerden bir diken çıkarıyoruz. Bir patlama yaratıyoruz bu kostümde, öyle açıklayayım. Eğer ki biz bu Q'muzu rakibe tutturursak onu havaya zıplatıyoruz. İndikten sonra da yavaşlatma veriyoruz. Q'muz da büyü hasarı vuruyor. AP'den alıyor hasarını. W'ye gelecek olursak şu şekilde bir alan var. Cassiopeia'nın ultisi gibi düşünebiliriz. Biz bunu rakibe attığımızda onu susturuyoruz ve büyü hasarı veriyoruz. Susturmak da şöyle oluyor. İşte yeteneklerini kullanamıyor. E'mize gelecek olursak E'miz bir düz vuruş yeteneği. E'mizi açtığımızda 3 tane saldırı yapıyoruz. Bu 3 saldırı rakibe fazladan büyü hasarı vuruyor. Hem de azami canın oranına vuruyor. Bir yandan da E ile düz dururken adamı yavaşlatıyoruz. Ultimize gelecek olursak ultimizde rakip, minyon, herkes de geçerli. Onları ısırıyoruz. Şöyle ısırıyoruz. Eğer ki mesela rakibin canı çok azaldı. Ultimizi açtığımızda zaten bakın bu arada E ile minyonlara vurup arkadan 2 santiye de sektirebiliyorum. Şimdi ultimizde şöyle, adamın canı belirli bir düzeye düştüğünde bir alan, bir işaret çıkıyor böyle kırmızı. Diyor ki şu an ısırırsan adam ölecek. Eğer ki biz rakipleri öldürürsek ısırığımızla bir yük kazanıyoruz. Bu yük de Çogat'a ekstra can ve boyut veriyor. Şimdi bu boyut olayları şöyle. Minyonlardan 6 yüke kadar alabiliyoruz. Yani 6 tane minyon yeme hakkımız var ulti ile. 6 tane minyon yediğimizde can ve boyut alıyoruz ama ondan sonrası için geçerli değil. Ondan sonra Ejder, Baron ve rakip. Sadece bunlardan yük kasabiliyoruz. Hemen şöyle 2 santiye de vuralım buradan. Q'muzu basalım. Bak zıpladı. Bir tane de orttan pençesini vurdum ve çıktım. Şimdi şuraya bir zıplatalım 2 santiyeyi. Yemedi, okey. Oha bu nasıl stun lan? Tamam. E ile bir tane vurduk. Problem değil. Kisante ile trade'e giriyoruz. Canımız azalıyor ama minyon kestikçe ve Doran kalkanından da canımız dolacak. Şuraya bir tane Q bırakacağım. Bir tane düz vuracağım. Kisante geldikçe şöyle E ile vuracağız onu minyondan. En sonunda dalarız. Bir tane Kisante'ye E açıp vuracağım. Bir de sustur atıp şöyle minyonları alacağım. Çok güzel. Şuraya da bir tane Q bıraktık. Bu arada çok broken değil mi Kisante'nin şu yeteneği? E fulluyoruz bu arada ilk olarak. Adam resmen zıplatma yemiyor lan. Hort'tan pençesi geldi. Vurduk. Kayacak aynen. Okey tamam. Manasını bitirdik Kisante'nin. Ben minyon kestikçe manam doluyor. Sorun değil. Şöyle vuralım. Hemen kaçacağı yere bir tane zıplatma atalım. Sustur da atalım. Bir tane de düz vurduk. Tamam. Şimdi bizim manamız da bitti. Ama problem mi? Hayır değil. Şimdi minyon kestikçe manamız dolacak. Kesebilirsem tabii. Şu anki Santi'ye karşı iyi durumdayız. O buradaki minyonları alsın. Çok açılmayacağım. Gank falan yiyebiliriz. Ormancı nerede? Bakmadım hiç. Burada son vuruş bekleyeceğim. Manam biraz dolduğunda yine Santi'ye oynarım. Şu büyük minyonu almamı engelleyecek gibi ama. Bakalım ne olacak. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Direkt E'yi basıp bir tane daha vurdum. Bu arada Çogat'ta şöyle bir olay da var. Onu da söyleyeyim. Mesela rakibe bir tane düz vuruş attınız. Bu arada rakip ormancıyı gördük. Bize doğru bir yürüyor. Hatta ben buraya doğru geleyim diyeceğim ama tamam, sıkıntı yok galiba. Şeyden bahsediyorum bak. Düz vurdum. Direkt E'yi bastım. Arkasından bir tane daha düz vurabiliyorum. Yani hızlı bir şekilde iki tane düz vuruş atabiliyoruz. Önce bir düz vuruş. Sonra E düz vuruş yaparsak hızlı bir şekilde vuruyoruz. Şurayı hemen pushlayayım ben. Base atacağım. Bak bir tane vurdum. E'yi bastım. Şuna da basalım. Tamam. Şimdi eşya olarak çok farklı dizilimleri var. Hep buz olur. Çakbas şaksı olur. Çelik yürek olur. Çelik yürek de çok OP oluyor. Ama ben biraz daha böyle hasarlı gitmek istiyorum. O yüzden asırlık sopa almayı düşünüyorum. Kisante çıkacağımı düşünüp o da reset almaya gitti. Ben hemen burayı pushlayayım. Şöyle bütün skillleri boşaltalım. Tamam. Kisante'nin TP'si yok. Şimdi ben base alacağım. Bu arada 6'da oldum. Bakın 6 olunca buraya ziyafet diye bir yüküm geldi. Şu an ultinin bütün detaylarını daha rahat gösterebilirim size. Bakın yutulan minyon, yanılıp yutulan evciline bilmiyorum bu arada. Hazmedilen canavar, ejderha, destansı yaratık, şampiyon. Hepsini burada teker teker ayırmış bizlere. Ben bu arada gerçekten asırlık sopa gitmeyi düşünüyorum. Şuradan hatta şunu da alalım. Şöyle lane'e doğru bir gidelim bakalım. Şimdi dediğim gibi yutulan minyon maksimum 6 olabiliyor. Ben her minyon yuttuğumda burada bakın ilave canım da yukarıda yazıyor. Kaç can kazandım yazacak. Boyutu da zaten göreceksiniz. Devasa bir şey oluyor Çogat. Bu arada ultimiz AP'den ve ilave canımızdan oluyor. Yani biz ne kadar büyürsek ultimizin hasarı da o kadar artıyor. Şimdi Kisante de 6 oldu. Hayır. Oh çok güzel. Tamam. Bunları alamayacağım galiba. Dur şunu alırım. Şuraya bir tane Q atacağım. Bir tane W atacağım. Şimdi ultimi minyona direkt atmalı mıyım onu düşünüyorum. Yani hemen Kisante'ye bir tane vuralım. Kötü Q attım bu arada. Tamam, bir tane daha vuralım. Susturu basalım. Bir tane daha vuralım. Oo ağzımıza sıçtı. Bu ne? Tamam sıçrayı atıp çıkacağım direkt buradan. Ağzımızı yüzümüzü kırdı la sağdan sola vura vura. Ama problem değil, dive giremez diye düşünüyorum. Şuradan hemen bir tane minyonu ben jepleyeyim.
Tamam. Kuleden de 7. Sorun değil. Bakın şimdi 1 milyon yuttuk. 80 can kazandık. Bunu böyle 6'ya kadar götüreceğiz. Bu arada az bir şey bununla... Aha bu net geliyor lan. Az bir şey daha canını azalt. Base atmayı düşünüyordum. Bu arada bu adam çıkabilir buradan. Evet çıktı. Yapacak bir şey yok artık. Brent başka zaman canım benim. Bunu aldık. Hemen şunu da alalım. Şuna 2 tane vuralım çünkü kuleden dolayı alamayacağız. Şunlara da birer tane vuralım. Şimdi şöyle E'mizi bastık. Buna dönecek. Aa. Ulan minyonlar yok etti değil mi? Buradaki wave'i de alıp öyle base atacağım. Bir yerden sonra 2 santiyi döveceğiz zaten merak etmeyin. Bu arada bu Cho'Gath'ı keskin sağanakla da oynayabilirsiniz. Rün tercih olarak. Ben bunu seçtim ilave can alıyoruz diye. Kanka çık. Yani aslında oynanır da. Neyse base alayım. Oğlum Brent burada ne yapıyor? Zaya'ı niye saldı? Enteresan. Buradan bir tane daha büyü eşyası alalım. Çizmemiz zaten şeyden gelecek. Tamam. Hemen koridora doğru yürüyelim. TP'mizi hala harcamayacağım. Lane'in durumu güzel. Şimdi bir takımlara bakalım ne durumda. Kartus'un 1 kill'i var. Ezreal'ın 2 kill'i var. Bot'ta Brent almış kill'leri. Ulti de yedik. Kartus bir ulti daha attı. Kill aldı. Oo adam Allah şansı yaşadı. Bu arada adam tahriple yok etti burayı. Hemen bir tane E vuralım şuraya. Bir tane buna vuralım. Susturu da bırakalım. O damage'ine kanka. 2 santi çok broken çağırdı. Halledeceğim sorun değil. Hemen şuradan bir tane daha minyon yutalım biz. Bir tane vuralım. Tamam böyle geldikçe ufak ufak dürteceğiz. Dediğim gibi teleportum var. O yüzden ağzına sıçtım. Bak ya büyü aldırmadı bana. Tamam Kayn geleceğim diyor. Hemen kendi üstüme bir Q atayım diyeceğim de reis rahat bırakmıyor beni. Bu arada Kayn yüzünden ölmüş olabilirim. Evet. O nasıl W oğlum? Adama da söyledik geleceği zaman. Map'e bak dediğimde şurada boş boş duruyordun. Neyse hiç gidemem oraya. Ne yapıyorsa yapabilir. Hemen şuradaki milyonlarımızı alalım. Kisante Cho'Gath'ı dövüyor bu arada. Ya Kisante Cho'Gath'ı dövüyor. Adamlar hayvan gibi vuran tank yapmışlar. Ne yapayım yani. Biz olabildiğince milyondan gidelim şöyle şöyle. Hemen hop bir ısırığımızı da alalım. Üçük olduk bu arada. Bak boyutumuz yavaş yavaş artmaya başladı. Hemen şöyle kuleye bir tane de tahrip patlatalım. Hazır fırsat bulmuşken. Çok güzel. Bakın 3'lükten 240 ilave can alıyoruz. Ne oluyor orada? Maşallah her bok oluyor. Ah be engelleyemedim. Almasını engelleyecektim. Olmadı. Tamam hop plate'i de cepledik oradan. Şimdi şu eşya bitiyor. Base'e gidelim o eşyayı alalım bence. Kisante de o sıra pushlasın. Şu an Kisante ile açık alanda savaşamayacağım. Hemen şunun bir 10 gold'unu bekleyelim. Hemen aldık bu eşyamızı da. Direkt lane'e koşalım. Bu arada E'mizde bir olay var. Burada yazmıyor. Shift'e basınca gözüküyor. Onu da birazdan söyleyeceğim sizlere. Ziyafet yükümüz yani ulti yükümüz E'mizin. Bakın hemen shift'e basıyorum. Ziyafet yükleri dikenlerin genişliğini ve azemican hasarını yük başına 0.5 arttırır diyor. Yani biz yük kastıkça bir yandan da E'miz de güçleniyor aslında. Şimdi bir tane daha minyon yutma hakkım var. Kisante'nin item'ı ne? Armor almış. Neden armor almış? Ben AP vuruyorum. Aha onu dodge'ladım lan ben. Bir tane minyon yeme hakkım var. Yani bir tane değil daha 3 tane var da. Büyük minyon da kullanacağım. Şöyle bir zıplatalım çocuğu. Tamam thank you. Böyle vurmaya devam edeceğim. Bir tane daha vuracağım. Tamam ideal benim için. Ayakkabım da geldi bu arada Rune'den. Bu güzel oldu. Şimdi Brent yine geliyorum diyor. Yeteneklerimi çok harcamamaya çalışacağım. Susturmayı verdim. Şuraya bir zıplatma verdim çocuğa. Totem bırakacağım görüşüne. Çok güzel. Bakın o kırmızı alanı gördünüz değil mi? Canı bir kırmızı oldu. O işte şey. Adamı öldürecek. Ultiyi basarsan adam ölecek. Onu yutacaksın anlamına geliyor. Şöyle bir W bırakalım hemen. Bu alametle bu arada buradan oyunu yok edeceğiz. Tamam bu başarılı güzel bir gankti. Bundan sonra daha 2 santiye ölmem yüksek ihtimal. Hemen biz plate yapmaya devam edelim. Direkt kuleyi düşüreceğim bu arada. Tamam kuleyi düşürdük. Hemen şuradaki milyonları da iktirelim derken 2 santiye kardeşimiz gayet sinirli bir şekilde TP'yi koydu. Item'ını bitirmiş mi? Evet buzdoğan eldiveni bitirmiş. Ha armor oraya gitti. Okey anladım. Bir bakalım 5-1 Karthus var. Eyvah sıçtık. Neyse asırlık sopamız bitti. Bu güzel. Şimdi buradan cehennem maskesi aslında çok tatlı olabilir. Ama ben şimdilik bunu alacağım. Bir tane çizmemizi de alalım. Gidelim. Donmuş yürek Cho'Gath'a güzel yakışıyor. Hem yetenek hızı hem mana hem zırh olarak. Bir de yavaşlatma da verdiği için birebir attığım çarlarda daha güçlü oluyorum. Şimdi donmuş yüreği alacağım. Gün ateşi falan da tatlı olabiliyor. Uğursuz koruma almayı düşünüyorum bu el. Donmuş yürekten sonra cehennem maskesi alacağım. Cehennem maskesi de hem bir tank eşyası, büyü direnci eşyası. Hem de rakiplerin büyü direncini kıran bir eşya. Hop şöyle bir zıplatalım arkadaşı. Şimdi yine ulti şeyim var. Bir tane minyonu yutalım. 5 oldu. Son 1 minyon hakkım kaldı. Şöyle bir susturma atalım. Şuraya bir Q bırakalım. Bizi zıplatacak karşılık olarak. Biz de zıplatalım. Pasifi de vurduk. Oğlum yemin ederim aslında dodge'luyorum da. Cho'Gath'ın boyutu biraz fazla olduğu için dodge'layamıyorum.
At kanka Q. Ben de Q atayım, ne olacak ya? Al. Haydi bakayım. Bakın bu eşya bu arada çok güzel bir eşya. Özellikle Nasus'a falan çok alınıyor. Hem zırh, mana ve yetenek hızı. Mükemmel yani. 900 gold'a alınabilecek en iyi eşyalardan. 1100 gold olabilir. Şimdi bu adam bizi kesebilir mi bilmiyorum. Sustur bıraktım. E ile bir tane vuracağım. Atacak bize arkaya. Ulti multi ne varsa basacak. Aynen geliyor her şey. Maşallah. Sıçramızı attık. Çıkamıyoruz, bırakmıyor. Q bıraktım. W bıraktım. Bu ne oğlum? Mion'a bir tane vuralım, can gelsin. Sıçrası yok. Baba sen iğrenç bir çarsın. İğrenç. Sıçrası ve teleportu yok diye göstereyim. Hemen buradan çelik kaplamalı zırhımızı da alalım. Hiçbir şey yok aslında. Bizim adam Darkin onu kesebilir. Benim olayım birazdan başlayacak. Botta TP atabileceğim bir yer var mı lan? Ay, botta TP atabileceğim bir yer olsa keşke de. Tamam, 3 kişiler zaten alırlar. Top lane'e TP atmayacağım. Bak işte. Ultinin olayı bu. Isırırsan ölürsün. Bu arada adam normalde Kisanti'yi piklemişti. Çokat aldım. Yani çokat çekeceğim için almak zorundaydım. Yani göre göre çektim çokatı mecbur. Kisanti çokatı dövüyor bu arada. Direkt kötü bir matchup yani benim için. Ama problem değil. Oyun ilerledikçe onu da halledeceğim. Adam 12 level, ben 10 level kaldım. Çok kötü. Hatta 11 diyebiliriz ya. Şimdi atar gider yapamıyorum çocuğa. Çünkü bırakmıyor beni. Sustur atalım biz de şöyle ona. Kuşlu artık kanka. Heh, aynen. Şimdi şu 6. minyon yükümüzü de aldık. Tamam. Bakın çokatın boyutu gördünüz değil mi? Ne kadar devasalaşmaya başladı. Bir tane de sustur atalım başka skill atmasın artık diye. Atma be çocuk. Hop. Adama vuramıyoruz. Demeç de yemiyor. Neyse tamam, sıkıntı değil. Böyle böyle devam. 105 minyonuz, 140 minyon. Biraz fark var tabii. Yapacak bir şey yok. Baksana. Her saniye bir skill atan tank çar mı olur anasını satayım? Biz hemen şuraları farmlamaya devam edelim. Şimdi bu saatten sonra yutabilirsek şampiyon yutacağız. Ejderha yutacağız. Alamet yutacağız. Baron yutacağız. Bu arada baronlara da çarptan fazla vuruyor. Bakın 1400 vuruyor şu an. 1400. Zaten şu an çarp 1200 vuruyordur maksimum. Hemen koridorumuza geri gidelim. Buna kule mule yok. Zaten burada da beni o kadar rahat kesemez. Aynen kanka. O çok iyisin. Nasıl yapıyorsun öyle? Niko geliyor ama kesemeyiz adamı. Hatta bu arkadaş Niko'yu böyle keser, defolur gider. 4 ki aslında Niko'muz güçlü. Hemen E'yi vurdum. Niko? Yüzü niye bıraktın baba? W'yu bıraktım. Ulti geldi. Yedim. Tamam bakın 7. yükü Kisante'den aldık. Bu arada yani şu çarın bozukluğa bir bak ya. Isır artık diyor. Sanki ben şey keyfimden bekliyorum anasını satayım. Hemen şuradan armor eşyamızı da alalım. TP'yi atacaktım. Minyon gitti la. La. Ejder var. Ejder'e dahil olalım artık. Kisante'de yüksek ihtimal buraya gelir. Şimdi Ezreal var. Nautilus var. O var bu var. Ben AP'den de çok yiyeceğim. Özellikle Zerat ve Karthus'tan bayağı damage yiyeceğim. O yüzden direkt cehennem maskesini alacağım. Normalde daha rahat bir koridor olsaydım asırlık sopadan sonra cehennem maskesi düşünüyordum. Pardon, uğursuz koruma. Uğursuz korumayı düşünüyordum. Ama olmadı. Benim 15 saniye var ultime. Ben bunu ultiyle alırım. Sorun değil. 9 saniye olduğunu da belirteyim. Kaç buraya bir bakalım. 1400 vuruyoruz. Tamam. 1400'ü gördüğümüzde... Hop tamam, ulti de geldi, ısırdık. Bakın yükümüz 8 oldu. 960 can alıyoruz. Gitgide canımız artıyor. Şu minyonları kesebilirsem hemen Kisanti'ye bir sustur bırakayım. Vurmaya devam ediyorum. Ben bu arada Kisanti'yi bıraktım. Nautilus'a döndüm. Sıçrası varsa en kötü sıçrasını alırız. Çok güzel. Tamam. Bu arada galiba sıçrası varmış. Duvara doğru bir yürüdü. Şimdi top lane'de bir minyon birikmiş. Ben hemen top lane'e gideyim. Hatta şu TP'yi basacağım ya. Buradaki minyonların hiçbirini kaybetmek istemiyorum. Zaten level'da da geriyim ki Sante'ye. Zaten şu an tam dönüm noktasındayız. Çok atın. Halledeceğiz. Hemen E'yi basalım. Bakın E'nin dikenleri, hasarı, her şeyi artmaya başladı yükümüz arttıkça. Hop. 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 Kötü kaçtı. Kötü kaçtı. Bir bakalım ne yapıyorlar burada. Ah be, alameti ısırabilsem çok iyi olurdu. Nereden açtı? Mid'den açtı. Burada birilerini yakalar mıyız? Mesela Karthus'u. Gerçi Karthus bizi silebilir ya. Aha. Oha. FF'lik oyun bu dedi. FF'i verdi. Hayır tabii ki. Deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ben o Zerat'taki yükü istiyorum. Gerekirse sıçra atarım. Ama o yükü istiyorum. Nasıl alırız onu hiç bilmiyorum işte. Aha, Karthus geldi. Karthus'u bir zıplatalım. Aa, taptaki kuleyi verdik bu arada. Çok oyalandık ya. Hemen ben base'imi alayım. Alamadık. Bir tane daha vuralım. Tamam, şimdi base'imizi koyalım. Şimdi donmuş yüreğimiz bitti. Direkt cehennem maskesine doğru gideceğim. Bu arada Karthus çok OP. Yani şu an çok OP dediğim, çok kasmış durumda. Gerçekten baron gidiyor olabilir. Direkt bir koşalım oraya. Ezreal falan botta ama. Kayn ne yapıyorsun gülüm? Aynen. Aynen. Baron gidiyor ya. Bir şey diyeyim, baron gidiyor. Karthus alıyor. Şeyle, Kisante ile alıyor. Alıyor. Vallahi alıyor. Biyolojik varlıklar.
Hop baronu yedik. Nem 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 nem. Bir tane de şuna vurduk. Shutdown'u da aldık. Çok güzel. Orada biraz susmak zorunda kaldım artık. Mecbur. Şuna da bir tane vurduk. Kill'i aldık. O ne yapıyor bilmiyorum ama. Ay tam Q'yu atarken yedim. Neyse tamam gidelim. Güzel, baronu mideye indirdik. 1080 oldu. 9 yüklüyüz. Gayet güzel. Ezreal'ı tutsunlar. Hemen buraları iktirelim. VP. Ya VP tabi. Şurada bir tahribimizi de patlatalım. Yüksek ihtimalle kuleyi alacağım hatta ya. Böyle E'yi de vuralım. Bu arada kule altında, yani kule alırken E basmamaya özen gösterin rakip varsa. Çünkü sekip rakibe de vuruyor ve kule size dönüyor. Buna dikkat edin. Şimdi cehennem maskemiz bitti. Şu an çok daha güçlü olacağım. Bak neden? Cehennem maskesi ne diyor? Yakındaki her rakip şampiyonlar lanetlenir. Yakındaki rakip şampiyonları lanetler ve onların büyü direncini azaltırsın diyor baba. Biz ne vuruyoruz? AP vuruyoruz. Gayet güzel bir tank eşyası. Ben çok atı çok yakıştırıyorum. Hasarımızı da azıcık arttıracak. Şimdi asıl eşya seçiminde şu an dikkat etmemiz lazım. Neyden damage yiyeceğiz? Şimdi Kisante ile uğraşmam çok, o kadar da vurmaz. Ezreal çok vuracak, Karthus çok vuracak. Birini seçmem lazım. Mesela Karthus ultisinden şu an kaçacağım. 400 yedim. İyi, çok bir şey yemiyorum. Ejderha var bu arada. Kanka o minyonları salsan da ben canmanı doldursam bir şeyler olsa. Tamam, ejder var. Ejderhaya doğru gidelim. Patlat kanka. Beni alakadar etme şimdi, oralarla uğraştırma. Yüküm var. Ejderhayı da yemek istiyorum. Al baba sen bunları. Şu an 1500 vuruyoruz. Orman yaratıklarını 1500 ne demek ya? Çok OP bence ya. Gelin gelin. Ben niye fight arıyorsunuz ki? Buraya gelin direkt. Okey. Push oluyor sanırım. Kötü düşünmeyelim. Ama bak işte. Hayır. Hayır. Niko çok güzel ulti attı da. Yani. İşte. Hemen Kisante'ye. Tamam çok güzel. Isıramadım ama olsun. Bu arada Ezreal'a sıçramış atılarak ısırılır ya. Ama gerek yok. Ben ejderhaya geleyim. Bak adama bak. Ejderinizi de falan. Efsane girmiştim. Ya kanka burada olduğumuzu görüyorsun değil mi? Minimap'e baklayan kendindin değil mi? Neyse yapacak bir şey yok. Bunlarla muhatap olmayacaksın ya. Kafası güzel. Tamam güzel girdi. Yalan yok ama bizim olmadığımızı biliyor. Hop. Hemen bunu da ısırdık. 10 yüke ulaştık. Şu an 1200 ilave can alıyoruz. E'miz de bir yandan gelişiyor. Şimdi base'imizi aldık. Ben uğursuz korumadan yanayım ya. Evet biraz daha AP'miz olsun. Ben direkt uğursuz korumaya gideceğim. Çünkü yani düşünüyorum, vurmam lazım. Ya en azından Karthus'u ya da Ezreal'ı tuttuğumda, bir şekilde yakaladığımda onlara damage bırakıyor olmam lazım. Yoksa problem olacak bizim için. Zaten bu uğursuz korumada bizim canımıza oranla yetenek gücü sağlıyor. Çogat da sürekli can kasıyor kendine zaten. Uğursuz korumadan çok güzel AP alacağız. İşte dediğim gibi daha rahat bir koridor olsaydı ikinci eşya alacaktım bunu. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde ilerledi. Sıkıntı değil ama şu an hiçbir şey. Amına koyayım yürüyemiyorum ki. Şuraya sıçra atacağım. Neden buraya? Çünkü bu var burada. Şimdi Zaya orada fight oluyor. Bu arada orada zorlamaya çalışma sebebim. Aha bak Karthus'u tuttum. Şimdi Karthus'u burada dövüyoruz. Vurduk, ısırdık, Karthus'u aldık. Ezreal'a devam edeceğim. Edemiyorum. Oğlum Zerat'tan kaç saniye CC yiyorum ben ya? Bir saniye, bir, iki saniye falan da yani hiç öyle hissetmedim. Neyse. Aha. Kötü oldu. Aa Ezreal E'sini çok kötü harcadı. Güzel, asistimizi aldık. Onu keser bu arada ya. Güzel, sıçrasını aldı. Zorlamaya gerek var mı? Bence yok. Biz hemen şuradan şunu da alalım. Tamam biz şu an yakaladığımız, yapıştığımız adamı kesiyoruz. Zaten Karthus'u gördünüz mü? Yarı candan ısırdık. Yükümüzü de aldık. 1760 can alıyoruz şu an ultimizden. Tek sıkıntı çelik kaplamalı çizme ve rünlerden sıvışmam yok. O yüzden sersemletme yediğimde biraz problem yaşıyorum. Olsun yapacak bir şey yok. Bir bakalım, bakın Karthus'tan çok yedik. Zerat'tan çok yedik. Karthus'tan da şeyden çok yedik. Öldüğü için zaten, savaş alanında olduğum için. Full ne varsa full artı full yedim adamdan. Şimdi 55 saniye baron var. Direkt barona gidelim. Ultim şu an 1623 vuruyor barona. Ben yine Karthus'a yapışacağım bu arada. Ya da Ezreal'a değil. Karthus'a yapışacağım. Karthus da zaten çok kaçamayan bir hantal çar yani. Tuttuk mu bırakmayız. Bir tek takımı desteklerse destekler. Ama takım savaşında yapacağım için bu olayı, bizim takım da boş durmaz herhalde. Bana vuran onlar da vurur diye düşünüyorum. Şimdi Karthus'tan bir ulti geliyor. Bakalım. Oh 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 oh. Bu arada bu Karthus'un yaptığı olay şey, ulti atıp atıp şu ründen gold kasıyor. Tek derdi o. Aha savaş çıkacak. Ay kaçırdık yakında. Şimdi Karthus nerede? Oo ne yapıyorsun baba sakin. Bir şey diyeceğim, baron alalım. Bak çıktı. Gelin alalım. Hem bana yük hem size şey buff anasını satayım. Tane istiyorum. Ha Niko yine orada ulti multi bir şeyler yapacak. Mantıklı. Güzel. Baronumuza başladık. Şimdi de kaç vuruyorduk? 1623 vuruyoruz. Bu ne yaptı? Şuraya bir tane Q. Ay çok erken attım. Sustur attım. Isıramadım lan. Tamam Kisanti'yi ısırırız. Olur. Fark etmez. Sen ne yapıyorsun kanka? Adamların öldü. Aha. Ay.
Hemen W bıraktım. E ile bir tane vurdum. Ezreal da öldü. Çok güzel. O da oradan vurmaya çalışıyor. Baron'u ısıramadım bu arada. Maybet ya. Isırsam güzeldi. Buradaki minyonları da alalım. Aslında mid şu an pushlu. Rakibin doğmasına 20 saniye var. Bot da pushluyor. Ben buradan bota gideyim. Oyun bitmeyecek çünkü. Hemen şu bottan şurayı alalım. Hazır Baron da varken. Ne yaptınız lan? Tamam. Tahrip falan da var. Ben burayı direkt alırım. Kisante ile Karthus doğacak. Karthus herhalde bir tane ulti çıkarırdı oyunca. Hop. Oh 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 demeyeceğe bak. Tamam, onlar oradan yürüyor. Ben o sıra burayı da açarım. Çok güzel gold alıyoruz bu arada. Şöyle minyonlara da ne varsa basalım. Bir an önce puşlansın. İnhibitörü aldık. Buradaki kuleye yürüyemeyeceğiz galiba. Çıkalım. Bu ne oğlum? Bu nasıl slow lan? Gidemiyorum. Alo. Bu arada uğursuz korumamız bitti. Şu an işler çok değişecek. Şu an vurduğuma harbi vuracağım. Base'imizi alalım. Devasa bir şey olmaya başladık zaten. Şimdi uğursuz korumayı aldık. Buradan bir tane çivili olabilir aslında. Kaç vuracak? 600 bir şey. Ya çivili olabilir hem Kisanti için hem Ezreal için diyeceğim ama yine de çok gereksiz gelecek. Ben o yüzden aslında gargoyle alalım mı? Her ikisini de veriyor. Hadi gargoyle olsun. Her iki tarafında gönlü olsun diyelim. Hem zırh hem büyü direnci hem de bekleme süresi. Bastığımızda da zaten gargoyle hem deli gibi kalkan oluyoruz. Yani ölmeye yakın olduğumuzda gargoyle basıp ekstrada bir oyalayabiliriz adamları. Bir de gargoyle'de bir olay var ki biz hasar aldıkça biriken bir zırhla büyü direnci etkisi var. Kaç vuruyorduk? 1700 vuruyoruz. Tamam, ben bunu buradan alırım. Çok güzel. Oradan da adamı yok ettiler zaten. Hop. Yükümüzü aldık. 13 olduk. Oğlum o kadar büyüdüm ki yavaş yürüyormuşum gibi hissediyorum. Kisante ne yapıyor? Kisante ölüyormuş. Tamam, baronumuz var. 3 kişi öldü. Ezreal'da şey yaşıyor. Ben direkt kule atlarına girerim. 6k canım var şu an. Bakın 300'de AP var. Bence gayet tatlı bir build. Direkt burada EMN varsa basıyorum. Bu oyun burada biter zaten. Oh 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 damage'lere bak. Belki bir oyun bitiyor ayağına. Şurada birine sıçra ulti koyabilirim diyeceğim de. Adamlar yok etti. Nice. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Ben bu arada attığım hasarı da merak ediyorum Cho'Gath'la. Hemen bir hasar grafiğimize de bakalım. Ah lan. 90 LP. Olsun. Enti. Bu şekilde. İyi iyi. Fena değil lan, yine tahminimden fazla vurmuşum. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki şampiyonda görüşmek üzere. Hoşça kalın.